Allah Allah. Çök 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 çök. Abi bu havaları nasıl çözdüm bulacağız? Vallahi arkadaşlar bak videoları öğlen çekiyorum. Sonra hemen editin başına oturuyorum. Video biter bitmez. O 4-4,5 saatlik bölümde inanılmaz böyle bir hava olamaz ya. Her yıl sanırım daha da sıcaklaşıyor. Her gün yayın oluyor mu? Yok olmuyor. Haftada bir maksimum 2 yayın yapıyorum. Onları da zaten YouTube'dan duyuruyorum. Cici Bebe hoş geldin. Ulan canım çekti ya. Cici Bebe'nin var ya yaşı yok ha. Cici Bebe 13'ünde de yenir. 4 yaşında da yenir. 30'unda da yenir. 70'inde de yenir. Erkek antres mi? Antır. Sesi çok ürkünç bunun ya. Tolga abi ne dedin o işe? Böyle korkutarak öldürüyor Ahmet. Abi erkek antris mi ben mi? Bak aynısı. La la la. Size geliyor tekli kimse. Hem tekli diyorsun hem size diyorsun anlamıyım. Sür o sende. Seni bak birden fazla kişiden seviyorum abi. Sen mi alıyorsun ben mi alayım? Ya al sen, lan beni. Sen al Deniz. Ben uzak. Koş Deniz koş. Ol. Bak Ahmet 65 çeyiz oyalıyor hadi Renas. Oğlum değme be. Slow 2'ye geçmişsin Ganzi. Yani tanırladı beni. Paletteyim mi de ama. Kim nasıl ağlat seriyor. Paletteyim de. Sonradan kendine vazgeçti ya. Paletteyim de. Tolga bana gelecek o ya tanıda. Tolga abiye gidiyor. Hayır bende. Ahmet abi flash'ım var geliyorum. Slow geleceksin üşleneceksin gelme. Git Jen yap. Hayır, yap. Oğlum sen şu Jen flash olayını bıraksana artık. Şu an Jen değil mi yani? Tamam bak bana flash sayıda gelmeyi teklif etme sakın bir daha tamam mı? Yo, ne Rainbow'da kamerayı al ne burada flash'a gel yani. Arda çok konuşma istersen. Şu Jen'e oturun hemen iki kişi. Çök 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 çök. Ne? Ben de şuna oturuyorum. Bize geliyor. Bugün sizin IGL'inizim ben yöneteceğim sizi. Tolga abi geliyor. Allah'ım denediği şeye bak. Tamam şimdi o Jen'e tekrar gidin siz ikiniz. Enes çök çök çök. Kalem kutu. Kankacım niye buradan dönüyorsun vallahi billahi ya. Birinizin Tolga abi alması da gerekebilir. Nare nasıl uç git. Ne aldım. Oo kötü hit yedim. Nasıl gel? Tam sorumuzda Jen var aslında onu yapabiliriz abi. Oo çok iyi hit. Beklemiyordum. Slow'cum bitiriyorsun hocayı. Abim beni yıllıyorsun. Süperiz bu maç. İyi takım iyi. Yıllan diyorsun abi medkit yok. Killer Shack'in paletine bak. Killer Shack tam ortada. Onun paletine full medkit bıraktım tamam mı? Slow şu an Renas'ı alman lazım orada. Biz alamıyoruz. Abi medkit aldım. Yıllanıyorum. Tamam o zaman sen yıllanıp Renas'a git. Ben de can yapıyorum. Yetişirim Renas sıkıntı yok. Yetişemiyorsan koş sonra yıllanırsın. Yetişirim sıkıntı yok. Oğlum barı bitiyor alo. Ya yetiştim. Galiba öldü. Renas! Öldü. Ya bunu sikiyim. İnanılır gibi değil ya oğlum. Ya Slow. Ya yetişirim dedim ya. Niye satıyorsun? Oğlum yetişirim oğlum, dedim. Oğlum bir bildiğimiz var ki seni uyarıyoruz değil mi amına? Bir de Eminem'in yetişirim diyor ya. Renaz'la amığı diye gitti ya. Adamın ekstra bir hukunu yemiş oldun ya. Lan ne gerek vardı ya? La yeşil medkit vardı onu al bari. Renaz dur. Renaz ne en ayı adamsın amına. Hala medkit diyorsun ya. İyi tamam ben de salayım kimse gelmiyor. Ben kaldım. Geliyorum ya. Ya oğlum. Hayır. Lan çok uzaktasın. Hayır abi önümdeyim. Abi önümdeyim. Güzel dojluyorum baltaları da. Tolga abi salarsan tabii ölürsün. Ne oluyor lan? Ekran gitti. Görüşürüz Ahmet. Dinçer abi ekran gitmedi benim. O, onlar bug'a girmiş herhalde. Niye olmadı o? Neyse işime yarar. Hayır Dinçer abi attı. Uygulamayı açmadın Ahmet. Aa evet. Kapı kapalı. Aa Dinçer abi uygulamayı açmadım. Benim ekranıma gelmedi. Yayına geldi galiba da bana gelmedi. Dur açacağım. Slow sattım maçı. Mis gibi maçı piç ettim. Abi Ankara sıcak mı? Yo soğuk. Ankara'da yaşanır ya. Bence güzel. Ulaşım olarak falan çok iyi yani. Bir tane de yapay deniz yaptıralım. Tamam. Çalışmayı en sevdiğim bölge kol ve omuz. Striker'cım 84. Abi uyku düzenimi nasıl düzeltebilirim? Vallahi abicim kendi yöntemimi söyleyeyim. Önce böyle biraz gece geç saatte yat tamam mı? Böyle 2'de 3'de 4'de ne bileyim. O saatlerde yat. Sonra sabah erken uyan. 7 gibi 8 gibi. Az uyu yani. Sonra gün içinde hiç uyuma. O az uykuyla devam et. Gece zaten erken bir şekilde uykun gelecek böyle yaptığın için. 11 gibi 11.30 gibi gelir uykun. Mesela 11.30'da uyusan 8 saat uyuyacağını varsayarsak 7.30'da uyanmış oluyorsun. 7.30'a işte alarm kur bir şey yap. Zaten bir süre sonra biyolojik saatin seni uyandırmaya başlayacak yani vücudun. Bu 1-2 ay sonra alışacaksın. Uyanmak için de şöyle bir şey diyebilirim. 7.30'da uyandın ya mesela. Eğer kendi aklına şöyle bir şey getirirsen of şimdi çok erken ya biraz daha uyuyayım zaten işim yok falan dersen vücut yani beyin direkt olarak kolay
kolay olana odaklanacak. O yüzden diyecek ki tamam hemen uyu diyecek, hop kolay olanı seçecek ve seni tekrar uyutacak. Onun yerine 7.30-8 gibi uyandığın an direkt yataktan kalk, hiçbir şey düşünmeden. Hiçbir şey düşünme. Böyle biraz daha mı uyusam, yarım saat daha mı uyusam falan diye hiçbir şey düşünme ve direkt yataktan kalkıp yüzünü yıka. 2-3 gün bu şekilde yap, emin ol işe yaradığını göreceksin yani. Hadi bu maçı alıyoruz. Slotel abi bu maçı hadi. Ahmet abi hızlı hızlı brand new part çaktım. Heh, yapıştır helal sana. Red. Taş atıldı camım arkadaşlar. Renas'ım iyisin. Let's go mama. Renas'ım canın sağ olsun be. Paletleşki be. Enti be Renas'ım. Enti iyisin. Bir jen bitirdik. Jen yapana gidiyor. Tüh be Renas, tunnel diyebilirsin, hadi dikkat. Ahmet abi o jene geri döndüm de. Lan oğlum vuramamış eşek herif. Geri dönmedim, geri kaçıyorum. Sula bende adam hala. Gidiyorum ben, uzaklaşıyorum buradan. Bunu... Biraz daha erken açlar reis istiyorsan. Tolga abi oradan tam sağa doğru gelsene. Ahmet abi bebek raid gibi ya. Evet biraz baby raid gibi duruyor. Oğlum palete gidermişim. Swing atar diye salmıştım ya. Devam devam devam. Jenlere devam boys. O bizim jen 150'de kaldı ya. Ay jene kalmayak. Jene kalmıyorum ya Renas. Ahmet abi bana getirmişsin adamı. Yok yok. O güzel oynadı burayı. Allah gelmiş lan. Tövbe de şerefsiz. Ahmet abi sen Eryaman'dan mıydın amına? Ben seni niye gölbaşında biliyorum? Oha lan o. Gölbaşı dediğim başka şehir amına. Lan Noed varsa. Noed varsa götüne girsin Renas. Oğlum çok yüksek. 2 tane jam var ya. 3 tane 3 3. Düşürdü bir doğru. Bitirdi Renas yerini. Ye ye abi 2 jam kaldı, bitiriyoruz. Bitiriyoruz. İnşallah biter. Gel gel. Ya. Gel gel Tolga Pusu abi gel. Niye kapalı lan bu? O niye kapalı lan? Benim belirlasınız ya. Renas gel. Renas gel Renas. Bunu üçlü yaparız buna hemen. İki kişilik abi. Ders bu iki kişilik lan. Tamam siz bunu yapın. Açıldı Renas çök Renas çök 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 çök. Bu nasıl maç çök? Gökten delenge tarzı hala beni istiyor. Map'te bu arada palet yok ha. Çok uzak saçma bir yere kaçtım ama. Şu jene 3 kişi çökelim gel. Şimdi açılır. Açıldığında yapışın. Ahmet abi 2 dakikada oyalı en fazla. Lan niye kapalı lan? Adamın perkünden kaynaklıdır ya. Allah Allah. Çök 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 çök. Enti iyiydik. Son atlamayı çok geç yaptım ya, tuşum basmadı, aynen bezledim. Lan kapıya gel. Sağ hasar almamız abi. Lazım. O ne lan? Free hasar kapıya yazıyor. Gidiyorum. Hadi lan Yunus. Kaçırtıyor bizi. Bu sağda kapı. Güzel 4 escape bu maça yakıştı. M seri 13 teşekkür ederim öncelikle iltifatın için. Böyle minik minik ek gelirleri saymazsak yok aslında ama YouTube kazancı yetiyor bana yani. Normal bir maaş seviyesinde kazancım var YouTube'dan. Kazancım iyi yani. Abubba kralım hoş geldin. Gel abi. Diyorum lan. Base mi yedin? Base yedim. Base yedim. Ya Renas bir bubbaya oğlum 15. saniyede nasıl base yedin ya? Ben buna inersem öleceğim abi, ben ne anladım bu işten? İniyorum ya aman Renas aman. Döndü size döndü, inme şey döndü. Al dolaba gir bari. Böyle erken biten bir maç olamaz. Renas dene attempt. Renas'ım gel buraya Renas'ım. Attın mı lan? Aslanım kurtardım seni aslanım. Renas. Aynen beni blokla Renas, götüne gireyim Renas. Ben seni kurtarayım sen beni blokla, süpersin Renas. Abi şeref jenimizi yapıyorum merak etme. Bir dolaba girip testlere dojlama şansım vardı, o da Renas sayesinde gitti. Yemin ediyorum toksik bubbanın intikamını aldı adam ya. Yakın zamanda bir toksik bubba daha çekeceğim sırf bu adam için. Lan beni kovalıyor. Adam sırtında Süleyman varken Tolga abi kovaladı. Renas'ı çağırayım. Tolga abi yardıma ihtiyacım var. Semir Renas'ı çağıralım. O kurtarır seni. Bir gün Bubba maskesi alıp video çekeyim mi? Satılıyor mudur bir yerde? İnternetten falan bana bulabilir miyiz? Bubba maskesi alayım onunla video çekeyim. Her yerde bir drone var ya. Abi ceza kancası. Ceza kancası, Sagopa kancası hepsi var abi şu an. Bu drone'u sana sok. Tolga abi galiba 2'ye girdi. Niye lan? Oğlum oran nere, adam kör oldu diyor, onu bulamadı ama. Abi Ahmet abi bize getirdi, ben şu an genişten geliyorum.
Aynı aynalara bakla çakalın. Tam solundan geliyorum da. Abicim büyük binanın içindeki kim geldi geri gitti? Ben değilim. Abi silo gelmiyor muyuz sana? Ya Rena geldim, sen miydin o ya? Ya? Abi lan göz göre göre ikiye geçiriyorlar ya. Abi sakiniz. Abi silo alıyor diye döndüm. Bunu attığı zaman hızım yavaşlıyor değil mi benim? Oğlum drone hızımı yavaşlatmasın bari. Yuh katilin 5 tane özelliği var ya. 5000 lira maske ne oğlum? Bubba'nın kendisi yanına gelip twerk mi atıyor, onu alamam. Ne alaka ya? Öldüm. Teşekkürler Renaz. Bu şekilde net infolar istiyoruz senden. Öldüm, bitti. Asmadan söyle Renaz, Renaz. Astı. Allah razı olsun ya. Renaz yarın söyle bir dahakine bunu. Ya adamlar iyi chase atmıyor da şu gen hızımızı bir arttırmamız lazım arkadaşlar bak. He yaptım, gen kapanıyor. Ben anlamadım bu katilin ana özelliğini ya. Işığı yok, sesi yok, beni yavaşlatıyor. Bu ne oğlum, ilah gibi killer lan. Abi geliyor. Ya oradan niye dolanıyor? Şurada şurada. Ben aklını. Abi git Tolga, abi git. Ben aslında time'ı vardı ya. Neyse. Renaz seni heal'lıyorum, geldiğimiz tarafa gidelim. Prime time Renaz. Düz M1'i bok gibi oynuyor da adam. Kanka o paletleri kırmayacağım mı sürekli? Evet, kırmayacaksan ona göre oynayayım. Mahvedeyim seni istiyorsan. Canlarını s**eyim demek istiyorum. Ardacım bravo. Tanıyorsun abini. Dümdüz oynuyor ya. Vallahi Arda tanıyorum. Aynıya falan da atmıyor ya. Ana binadayım ben. Çekil çekil önümden. Renaz'cım çok teşekkür ederim. Bak. Biraz daha can, biraz daha can, biraz daha can, biraz daha oyalayabilirim. Ana binadaki nerede acaba ya? Dur, abi ben trade'e geldim sana. Ortadaki jeni yapayım. Şu an düşmene gerek yok. Ben sana söyleyeceğim. Buna devam ederse satacak şu an. Seri can yapmak alacağız maçı. Tamam abi, çöktük 3 kişi. Ha düştüm ya. Abi. Ah bir yetişebilsem şu palete. Evet kıracağı belliydi. Orayı kötü oynadım. Biraz daha erken kaçabilirdim. O spota da yetişseydim ben bu maç adrenalinle fullenip giderdim. Ulan loop yükünü biz çektik. Giren bize girdi. Tolga abiyle Renaz kaçıyor. Oh ne güzel dünya amınay. Bak Renaz'a bak. 15-20 dakikalık indie oyun çekecek misin acaba? Evet Ömer çekeceğim. Hatta 4-5 tane oyun indirdim. Korku oyunu. Bir tanesi böyle Little Nightmares gibi bir şey hatta. Yakında onları da çekeceğim. Renaz paratoner gibisin. Ne olur killer'ı çekme artık ya. Yalaman. Yü amına. Renaz tanılıyor. Renaz'ı yakalıp böyle çuval gibi asıyor bir de ama. Abi dur. Üçüncüye gidiyor adam. Hey Renaz bana getir. Gel. Ha Renaz tamam gel. Renaz nereye gidiyorsun ha? Spot oyna lan. Ha spot oyna. Lan hasarını da aldım hadi. Ha. Arda gel. Ya bu nasıl oyuncu kendi oyuncu değişikliğini yaptı amına. Arda gel amına. Dakika 60 tabela kalktı. 10 numarasıyla Renaz çıkıyor. Ya Wesker. Renaz. Ya şansıma sıçayım ya. Şansıma sıçayım ya. Ben de çabuk öldüm ya. Ben bozdum. Hadi. Abi bir dakika çok kötü bir durumdayım şu an. Velal. Dramaturji helal çıkamadım. Dramaturji mi? DC atıp 50 saniye beklesem mi ya? Yapak mı 50 abi? 50 saniyeyi satalım. 50 saniye atsanıza. 4.5 dakika. Hey arkadaşlar ne yaptınız daha da? Flames, 2 yıllıklardan iyi bölüm diye bir şey yok. İyi bölümlerin bir altlarını tutturmuş olursun. DGS ile de 4 yıla tamamlamaya çalışırsın en fazla ama DGS'den de 4 yıla tamamlayabilen insan sayısı çok az. Yine de yapabilirim dersen tabii ki yapabilirsin. İmkansız değil sonuçta. Ama onun yerine mezuna bırakıp daha sıkı çalışıp, daha disiplinli çalışıp 4 yıllık daha iyi bir bölüm tutturabilirsin. Bilmiyorum, bu benim fikrim. Hayat senin hayatını istediğini yapabilirsin. Ahmetciğim en sevdiğin araba ve motor markasını arkadaşlar. Araba ve motor takıntım yok hatta. Size yemin ediyorum 2-3 tane araba markasından başka marka bilmiyorum bile. Hiç ilgim yok. İşte böyle Audi'ler, BMW'ler, klasik markalar o kadar tanırım yani sadece. Alt şeylerini hiç bilmem bile. Aysu ben Ege Üniversitesi'nde 2019 yılındaydı galiba. Yılını yanlış hatırlayabilirim. Bilgisayar mühendisliği okuyordum. İlk senede bıraktım. Güzel bir bölüm. Biraz salaklık ettim ama çok bir okuma hevesim yoktu o dönemde, yalan söyleyeyim. Tekrar hukuk için hazırlanıyorum işte şimdi. Çünkü hukuk istiyordum yani. Keşke en baştan gitmeseymişim. Ya bırak
yapma sebebim bölümle alakalı değil arkadaşlar. Bölüm güzel bir bölüm. Siz tercih edebilirsiniz. Benim o dönem çok da okuma hevesim yoktu. Çünkü hani şimdi biraz ülkeyi de eleştiriyor gibi olacağım ama çok insanlar hak ettiği yere gelemiyor ya. Onun verdiği bir hevessizlik vardı böyle. Yani ben ne yaparsam bir işe yaramayacakmış gibi hissediyordum. O yüzden diyordum ki bari hani YouTube'u yükselteyim. Buradan bir gelir sağlayayım kendime ve yaptım da iyi de oldu. Şimdi bir yandan da işte tekrar hukuk için sınav düşünüyorum. Yo, pişman değilim bu arada. İyi ki yine olsa yine aynısını yaparım. Abi avukat olup milletin boşuna yoksa suçlularla mı alakalı avukat olmayı düşünüyorsun? Valla şimdi arkadaşlar avukatlık şey bir meslek olduğu için yani gidip cinayet işlemiş birini de savunman gerekebilir. O yüzden biraz etik değerleri de sorgulatan bir meslek olduğu için ben yani o yapabilirsem boşanma avukatı olmak isterim. Çünkü diğer türlü mesela atıyorum bir tecavüzcü falan savunman gerekirse ben çok vicdanlı ve merhametli bir insanım, o konuda zorlanabilirim. YouTube'dan sürekli seni izliyorum, o kadar keyif veriyorsun ve yakın geliyorsun ki bana. Realde de arkadaş olmak isterim seninle. Buradan ilk kez izliyorum, seni takip ettim. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok sağ olun arkadaşlar. Tamam hani ben bir şekilde aktifim, bol bol video atmaya çalışıyorum ama bunun karşılığını o kadar iyi veriyorsunuz ki hani gerek yorumlarla gerek izlenme ve beğeni sayısıyla. 2 video atasım varsa bu oran 10'a çıkıyor yani. İnanılmaz bir heves veriyorsunuz bana. Çok teşekkür ederim o yüzden. Vallahi güzel Eren ya. İzmir okuma anlamında güzel de İzmir'in ben ulaşımını eleştiriyorum arkadaşlar. Ulaşımı bence iyi değildi ya. Bizim yaptığımız bir şey yok. Sen kendini sevdiriyorsun ama o mantıkla bakamayız. O zaman hiç izlemeyin, beğenmeyin videoyu ya da güzel yorum yapmayın. Anladın mı? Yaptığım için hiçbir amacı kalmaz. Yani bu iş tamamen yarı yarıya arkadaşlar. Ben ne kadar emek veriyorsam, ne kadar yani bir şeyler için çabalıyorsam %50'si de bunun karşılığını sizden almamla oluyor yani. 5 dakikalık banın ardından arkadaşlar baba tahliye. Hello. Oğlum jumpscare'li odada doğmuşum direkt. Ahmet. Abi. Ventilatör bozuldu. Silonun 2 gibi kötürüm mü oldu seninki de? Bu kim oğlum? Ha o neymiş? Benim. Sen mi kilirsin? Benim ventilatör niye kötürüm oldu ya? Olmamış mıydı oğlum? Benimki de ayakları tutmuyor. Tamir ederiz ha. Adamlar benim üstümde chase atıyor ya. Paleti kırmadan geliyorsun ha. Ganzrotto. Yılanıp jene çöküyorum. Ben Asya. Dur Renas adam daha götürüyor. Astı. Renas yerine ben söyleyeyim daha. Eyvallah. Garanti alalım. Yoksa timing'de bir sıkıntı yoktu. Timing'ler artık zaten basit. Direkt tutmanız yetiyor. Adam respect atmıyor bu arada. Direkt kafa atıyor paletlere. O yüzden. Evet Ahmet abi bana getiriyor galiba. Farz et ki sana getirdim Süleyman. Ayağımını sikeyim ben. Renas, adam sana gelene kadar nasıl görmüyorsun Renas? Ben... Kafa attı kafa. Renas ölüyor aşağıda. Renas gene bildiğimiz gibi. Son asılışı ya, bir flash save dener miyim dedim de. Olasınıza Amre vardı. Affedeceğim bu oyunu. Geliyor Ahmet. Adam sandıklarımız mı abi peki? Ben bunu oyalamaya çalışayım ya. Kral o kadar mine yeme gerek var mı bilemedim. O hatayı yaparsan karşı odaya kaçarım yalnız. Biz de burada hata yaptık. Alo. Heal ister misin abi? Heal ister misin çocuk adam diyor ne? Narişiksiz olsun mu çocuk adam? Abi size kazandırabildiğim kadar zaman kazandırmaya çalışıyorum. Abi jene çöktük tek kişi. Bu kadar hızlanması mantıklı değil yani, şurada dönebilmem lazım. Ben anlamıyorum, ben mi bir yerde hata yapıyorum, killerlar mı hızlandı? Ya Bloodlust kalsa da dönebilmem lazım yine ben. Abi bana birini bul, DB'de oynayacak arkadaşım yok. Pezemek muamelesi görmediğimiz kaldıydı, o da oldu. Tarot bana çok klişe geldi, ölümlerimi beğendi. Yok bence de klişeydi de hani, şimdi şöyle bir durum var. Son zamanlarda o kadar kötü korku filmleri çıkıyor ki ve ben hepsini izledim. O kötülerden sonra bunlar normal geliyor yani bana. Tamam diyorum yani, bu hani yeter okey, bu tatmin ediyor beni yani. Çünkü bazıları çok kötü. Mesela bak Thanksgiving de izleyebilirsiniz arkadaşlar, Şükran günü. Boyum 1.88 abicim. Bu map'te ben iyi oynuyorum abi. Benim iyi oynadığım bir map. 1.88 ne aminim deve kuşu gibi. Abi sen benim boyumu biliyorsun. Her gördüğünden her duyduğundan niye şaşırıyorsun benim boyuma? Fioz müdahale de almış abi. Benim build'in aynısını yapmış adam. Oo görünmez trapleri de var. Oo süper. Abi short videom izlenmiş. Çok stresli bu kartıyla karşı oynamak ya. Bodies izledim. Şey tarzında bir film arkadaşlar. Killer Kim tarzında bir film eğer izlemeyen varsa. Nasıl desem böyle aşırı kaliteli ve şey bir film değil. Yaratıcı bir film değil bence ama izlenir yine de. Merak uyandırıyor ve bence hani spoiler vermeyeyim şimdi. Güzel mind game'leri var yani filmin. Oğlum adam peşimde ne yapmamı bekliyorsun? En çok hangi şarkıcının ölümüne üzüldüm? Bak böyle yaratıcı sorulara bayılıyorum. İlki kesinlikle Barış Akarsu. Hem karakterini hem şarkılarını inanılmaz severdim. İkincisi de Chester Bennington. Linkin Park'ın solisti. İntihar etti bilmeyenler varsa. Atatürk'ten sonra en sevdiğim lider kim mi? Winston Churchill. İngiliz komutan. Aynı zamanda Atatürk'le ilgili de çok hoş yorumları vardır. Yani büyük saygı duyduğunu belirtiyor. Esir kampından kurtulup Amerika tarafından onur madalyası mı ne aldı diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Nefret ettiği
ettiğim bir grup System of a Down grubu. Nefret etme sebebim şarkıları değil, Türk düşmanı olmaları. Çok ağır bir şekilde Türk düşmanılar. Hatta bir tane şarkılarında Ağrı Dağı'nın onlara ait olduğunu, Ermenilere ait olduğunu iddia ediyorlar. Ermeni bir grup. Yine de politik bir şey başlatmayayım ben şimdi, çok konuşmayayım. Ben arkada chatte sohbet ediyorum abi, siz devam edin. Analım. Ya Ahmet bir Discord atsa kaç dakika yeriz? Yarım saate yakın yarım herhalde. Ananı s**erim. Ne oluyor oğlum, salavat getiriyor gibi, tövbe aşağı ya. Öğrenciyken her zaman bunu yiyordum dediğim şey var mı? İzmir'deyken de öğrencilik hayatım, bir sene yalnızdım. Hazır köfteler var ya, onlardan çok yiyordum. Sağlıksızdı falan ama tatlarını seviyordum valla. Demiş ki bu aktifliğin sebebi nedir? Videolar, yayınlar, shortslar eksik olmuyor maşallah demiş. Video saatlerini ve edit saatlerini düzenledim arkadaşlar. Daha böyle daha enerjik olduğum, daha az yorulduğum anları aldım. İkisini de güzel oturttum yani düzenimi, hayat düzenimi. Mental olarak falan daha rahat bir durumdayım. Daha enerjiyim, daha mutluyum. Bu yani ana sebepleri. İzmir'de nefret ettiğim bir şey oldu mu? Ulaşım, sadece ulaşım. Onlar insanları çok iyiydi yani. Ben hiçbir kötülük görmedim İzmir'de herhangi bir insandan. Ne bileyim, bindiğim dolmuşun şoförü de çok iyi ve güler yüzlüydü. Gittiğim hastanenin herhangi bir personeli de çok güler yüzlüydü yani. Bilmiyorum, bana mı öyle denk geldi. Gerçi bende şöyle bir şey var. Ben kendim genelde sürekli böyle güler yüzü takıldığım için, arkadaşlar siz beni videolarda çok gülmüyor olarak görüyorsunuz ama ben normal hayatımda çok güleç biriyim. Yani güvenliğe gidip işte otogarda şurası nerede diye sorarken bile istemsizce gülüyorum, böyle bir tebessüm oluşuyor suratımda. Herhalde insanlara enerji yayıyorum ki kötülük bulaşmıyor bana yani, bilmiyorum. Abi melek misin ammuniyim? Valla arkadaşlar tamam yani, dünya kötü bir yer, bunu kabul edelim. Siz ne kadar iyi olursanız olun kötülük gelebilir size ama siz insanlara iyi yaklaştığınız zaman gerçekten geri dönüş oluyor. Çünkü biz ailecek öyleyiz yani, bir yere taşındığımızda falan o binada mesela kimsenin anlaşamadığı bir grup oluyor. Sallıyorum işte dördüncü katta birisi var diyelim, tamam mı? Kimseyle anlaşamıyor ama bizle anlaşabiliyor. Bir şekilde yani kimseyi incitmediğimiz, kimseyi dışlamadığımız için herkes tarafından hoşgörü görüyoruz yani ailecek. Bana ailemden geçti yani bu özellik. Pozitif enerji yaymanın doğru olduğuna inanıyorum ben. Ben buna iyilik yaptım, bu bana kötülük yaptı deyip o zaman ben de kötü olayım. Boş verin arkadaşlar, ne anlatıyorsun bunu? Ya kenevir mi yetiştiriyorum burada oğlum? Ne buraya trap atmış ya? Ne güzel cool cool konuşuyordum, anasını satayım ya. Allah Allah. Yok lan bir daha tavsiye falan. Hayır, tam böyle iyi insan olmayı anlatırken başıma kötü bir şey gelmesine tam olarak kaç puan verirsiniz? Aynen Dinçer abi, aynen. İyi insan olmak diyelim, ekranımı kır, taş at. Olur abi olur, bir dahakine gülle fırlat. Alman Doğu Milli Takımı gibi. Son maç. Allah Allah. Megadeth konserine yok ya. Ya ben konserlerden biraz geç haber oluyorum. Baktığımda biletlerin tamamı tükenmiş oluyor ve konser kültürü olan bir insan değilim. Çok kalabalık ortamları seven birisi olmadığım için konser ortamı da biraz bayıyor beni. Abi bir grubun sence en önemli oyuncusu kim? Baterist falan. Vokalin sesini zaten saymıyorum. Vokal tabii ki önemli. Bence solo gitar. Solo gitar çok önemli yani. Abi Eurovision izledin mi? İzlesen favori müziğin. Politik kısmını bir yana bırakıyorum. İsrail'in şarkısı bence güzeldi. Sonra Belçika çok güzeldi ama Belçika'ya inanılmaz haksızlık yaptılar. Neden Eurovision izlenmemeli adlı bir tema gibi bir şeydi. Belçika'nın o müthiş şarkısının finale kalmaması çok ilginçti. Almanya güzeldi. Ya arkadaşlar Eurovision artık bence bir şarkı yarışması değil de bir şov yarışmasına döndü. Yani şarkıyı güzel yapıp yapmamanın bir önemi yok. Şovun iyiyse, saçma sapan rim tim daga daga rim tim daga daga dim dim diye at oynatıyorsan bir şekilde ilk üçe giriyorsun yani. Nemo hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi Nemo'nun bence şarkısı fena bir şarkı değildi. Benim tarzım olan bir şarkı değildi ama bence fena değildi şarkısı. Sanırım full playback yapmış. Doğru mu bilmiyorum. Full playback'se bir boka yaramaz. İsveç'i hatırlamıyorum ya. İsveç denince aklı arkadaşlar benim tek Lorin geliyor. Yunan abla hakkında ne düşünüyorsun? Ben geleneksel şeyleri sevmiyorum arkadaşlar. Yani bak o Belçika, Musti'ydi galiba şarkıcısının adı. Yani Imagine Dragons gibi bir şeydi yani. Onun bir düşüydü bence. Şarkının kalitesi, sahne şovu falan. Finale kalamadı adam ya. Öbür at koşturan rim tim daga daga rim tim daga daga diyen ilk 3'e mi girdi? İlk 5'e mi ne girdi? Yani popüler kültür oldu Eurovision yani. Hani şarkı birazcık iyiyse böyle TikTok'a falan düştüyse tamam. Halktan puan alıyor gidiyor. Ne kadar iyi olup olmadığının gram önemi yok. Evet, güzel yayındı bu arada arkadaşlar. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Gözünüze sağlık.